Medya Haber'den iyi geceler. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Bu akşam ağırlıkla Türkiye'nin iç siyasetini yine iktidar ve muhalefetin tutumu üzerinden değerlendireceğiz. Muhalefeti de farklı bloklar halinde ele alıp mümkün olduğunca hem mevcut iktidarın geleceğini, planlarını, hesaplarını hem muhalefetin bu plan ve hesaplar karşısındaki tutumunu değerlendireceğiz. Üç değerli konuğum var. Sayın Abdülbaki Erdoğmuş, eski milletvekili, aynı zamanda siyasetçi, yazar. Sayın Filiz Kerestecioğlu, HDP milletvekili. Yine gazeteci arkadaşımız Ali Duran Topuz, Gazete Duvar Genel Yayın Yönetmeni. Ben her üçünüze de programa başlarken hoş geldiniz diyeyim izleyicilerimiz adına, televizyonumuz adına. Ve hemen zaman kaybetmeden de Abdülbaki Bey'le başlayalım istiyorum. Abdülbaki Bey, deneyimli bir siyasetçisiniz. Sanırım herhalde bu yaşananlarla ilgili deneyimlerinizden de yararlanarak değerlendirmelerinizi bize sunarsınız. Hatırlamakta yarar var, AKP dini hassasiyetler üzerinden iktidara geldi. İktidara geldiğinde de doğrusu statükoyu savunan, ister soldan ister sağdan fark etmez, geniş bir kesim tarafından da hoş karşılanmadı. Hatta ciddi tepkilere, saldırılara da uğradı. En fazla da MHP'nin saldırılarıyla karşı karşıya kalıyordu. O Türkçü ve ırkçı siyasetle cebelleşirdi. Ama bugün onlarla aktif bir uzlaşı içinde. Son günlerde öne çıkan bazı başlıklarda, haberlerde, değerlendirmelerde gördüğümüz de şu: iktidar kanadının içinde uzlaşının sonuna geldiği, bir yönetim krizinin dışarıya yansımasa da başladığı yönünde. Önemli iddialar var. Tabii o iddiaların ayrıntılarına girmeyeceğim. Başta da dediğim gibi deneyimleriniz ışığında değerlendirdiğinizde sizin gördükleriniz neler, doğrusu bir genel değerlendirme alalım. Erdoğan ve ortakları ne yaşıyor genel olarak? Evet, teşekkür ediyorum. Herkese de iyi akşamlar diliyorum. Tabii oldukça, doğrusu kapsamlı bir soruyla başladınız. Yani öncelikle AK Parti'nin tabii politize edilmiş ve dinselleştirilmiş belki politikalarla siyaset yaptığını söylemek daha doğru olur. Çünkü yani din ile siyaset ilişkisi, din ile devlet ilişkisi, politikacıların dinle ilişkisi gerçekten çok karmaşık bir alan ve karmaşık bir sorun. Belki bunun derinlemesine ayrıca değerlendirmek gerekir. Bu bakımdan ben parti siyasetinde dinin sadece araç olarak kullanıldığını ve dolayısıyla araçsallaştırıldığına inanıyorum. Siz de takdir edersiniz ki tarih boyunca her din belli dönem sonra egemenler tarafından, yöneticiler tarafından egemenliğin bir aracı, sömürünün bir aracı, halkın egemenlere itaat sağlamasına bir araç olarak kullanılan bir olgu, bir unsur. Dolayısıyla böyle bir tarihsel gerçeği var yeryüzünün. Dolayısıyla İslam ve din ilişkisi de, İslam din ilişkisi çok net belirlenmediği için bu siyaset din ilişkileri, devlet din ilişkileri de hep İslam üzerinden değerlendirilir. Oysa yani İslam ve bu dinin birbirinden ayrı olduğunu, birbirine benzer esas itibariyle yönlerinin de çok bulunmadığını ifade etmek istiyorum. Çünkü peygamberden sonra özellikle Emevilerle başlayan egemen anlayışın kendine göre gelenekselleştirdiği, kurumsallaştırdığı, şekillendirdiği bir dinle karşı karşıyayız. Osmanlı'nın son dönemine kadar da böyleydi. Sonra modern dönemde de başka türlü dinin araçsallaştırılmasına devam ediliyor. Bu bağlamda yani AK Parti'nin ben
dini hassasiyetleri olan bir parti olarak değil, belki dindarların hassasiyetlerini kullanan, dini de araçsallaştıran bir parti olarak değerlendirmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Evet. Bu bağlamda özellikle modern hayatta, yani din siyasetten daha aşağı seviyede partilerle, cemaatlerle iç içe geçince ne yazık ki politikaya benzemeye başladı. Yani toplumun bu tarihsel duyarlılığı, din diye tabir edilen tarihsel duyarlılığı da parti politikalarına benzemeye başladı. Politikacıların davranışlarına, söylemlerine benzemeye başladı. Dolayısıyla böyle bir kirli ilişki söz konusu. Burada ben Muazzez İslam dinini bunlardan da, bu geleneksel dinden de tenzih etmek istiyorum doğrusu. AK Parti'nin milliyetçi veya işte radikal milliyetçi sağ partilerle ilişkileri de yeni değil. Yani sizler de bilirsiniz, milli görüş geleneğini dikkate aldığımızda esas itibariyle pragmatist bir anlayışın burada da hakim olduğunu görürüz. Ama asıl sorun bence partilerin devletçi kimliğindedir. Yani Türkiye'de ne yazık ki siyasi partiler yani programlarıyla değil, tüzükleriyle değil ama işlevleriyle ne yazık ki devletçi bir reflekse sahiptirler. Belki de bu tür odaklar tarafından da kontrol edilebiliyorlar. Bu nedenle herhangi bir partinin bir başka partiyle ilişki kurması, politikacıların U dönüşü yapması siyasetin gereği olarak değil, belki bu müdahalenin gereği olarak görmekte fayda var. Bu bakımdan düşündüğümüzde lazım. Yani AKP kendi iradesiyle değil, bir şekliyle müdahil olan bir iradeyle yani, bu hata yani, mı konuldu? Ben Türkiye'de siyasetin özgür yapılmadığını, özgürce yapılmadığını, partilerin de özgürce bir işleyişe sahip olmadıklarını, hepsinin kurulu düzenle bir şekilde bir bağlantısının bulunduğunu ve devletçi refleks öne çıktığı zaman bir ortak tavrın gelişebileceğini söylüyorum. Bu noktada ben şunu demek istiyorum. Dinci kimlik, milliyetçi kimlik, kusura bakmayın işte solcu kimlik, ulusalcı kimlik pek değişmiyor Türkiye'de. Demokrasi söz konusu olduğunda, hukuk söz konusu olduğunda veya daha alt sorunlara geldiğimizde, diyelim etnik sorunlar, Kürt meselesi, diğer meseleler söz konusu olduğunda esas itibariyle bu ideolojik çevrelerin hepsinin bir merkezde bir araya gelebileceklerini söylemeye çalışıyorum. Bu noktadan bakınca partilerdeki bu ilişki değişikliğini de normal görüyorum. Çünkü her parti biraz milliyetçi, biraz muhafazakar, biraz savcı, biraz ulusçu, biraz kemalist. Yani aklınıza ne geliyorsa bu sentezleri görmek mümkün Türkiye'de. Bu bağlamda ilkesel bir demokratik partilerden beklenmesi çok iyimser bir beklenti olur. Hele hele yaklaşık 20 yıl, sanıyorum 18 yıldır iktidarda kalmış ve adeta kendisini devletin sahibi, devleti neredeyse kendi mülkü görecek noktaya gelmiş bir partide bu tür pragmatist, faydacı, çıkarcı, hatta kirli ilişkilere rastlamak daha kolaydır. Bu bağlamda MHP ittifakını ben bu devletçi ihtiyacın gereği olarak düşünüyorum. Eğer devletçilik farklı bir ihtiyaç olarak bunlara da ihtiyaç duyuyorsa bu ayrışma da söz konusu olabilir. Ama farklı şekilde de belki tahkim de söz konusu olabilir. Ben doğrusu bu yaklaşımda değilim. Yani ben bir kriz ittifak arasında, Cumhur İttifakı arasında bir kriz görmüyorum. Bir ayrılma emmareleri de görmüyorum. Çünkü onları bir arada tutan demokrasiye ve hukuka karşı bir tutumdur, bir duruştur. Dolayısıyla Türkiye
hukuka yönelik, demokrasiye yönelik bir rota, bir istikamet çizmeyecekse bu ittifak devam etmek zorundadır ve edecektir diye düşünüyorum. Peki. Eğer ben bilmediğim için sizin vaktinizi almamak için bakıyorum size. Yok, kusura bakmayın. Biraz da aslında detaylarıyla tümünü konuşmak için araya giriyorum. Ama dediğiniz konuları program boyunca konuşacağız. Elbette önemli şeyler var. Filiz Hanım'la devam edelim istiyorum. Doğrusu Abdülbaki Bey bir kriz olmadığından ya da işte demokrasi ve hukuk yönünde ilerleme olmadığı sürece de bir uzlaşının bozulmayacağından, devletçi refleksten söz etti ama konuşulan yazılanlardan, kulislerden biraz da ortaya çıkan sonuçlarla henüz dışa yansımasa da bir şeyler var. Hem iktidar hem muhalefet aslında bu yönüyle bir arayış içerisinde. Örneğin Erdoğan geçmişte çatıştığı, hatta milli görüş çizgisinden ayrılırken en fazla çatıştıklarından biri olan Oğuzhan Asiltürk'le, Saadet Partisi'nin farklı kesimleriyle, diğer kesimlerle bir araya geldi. Yine HDP, siz özellikle diğer siyasi partilerle, demokrasi güçleriyle yoğun bir temas içerisindesiniz. Ama dikkatimi çekti, bilmiyorum demekte de yarar var. Bir tarafta yok etmek isteyenlerin geliştirdiği temaslar, diğer tarafta da yok edilmek istenen, yok olmamak için ağır bedellerle direnen bir kesimin daha fazla hareketlendiği görülüyor. Özellikle bu iki kesimin hareketlenmesi ama bir bütün olarak bu son dönemlerde yaşanan bu hareketlenmeyi neye bağlıyorsunuz, nasıl yorumlamak gerekir? Şimdi aslında baktığınızda bütün toplum boğulmuş durumda. Gerçekten çok uzun yıllardır artık, bunu uzun yıllardır diyebiliriz. İnsanlar nefes alamaz durumdalar. Yani kimsenin toplantı gösteri hakkı yok, ifade özgürlüğü yok, cezaevleri dolmuş durumda ve bu tek bir cenah için söylenebilecek bir şey değil. Yani ben bunu sadece HDP için diyemem, ben bunu işte sadece gazeteciler için diyemem. Bir tarafta KHK'lılar var. İşte bir tarafta o FETÖ yargılanmasıyla yargılananlar var. Onların gerçekten cezaevlerinde gördükleri kötü muameleler ya da gözaltında bizlere de yansıtılıyor. Yani başka bir yerden onlar da ses bulamıyorlar. Ve hakikaten hani kimler insan haklarını yıllardır savuna gelmişse onlara iletiyorlar yaşadıklarını. Bunun dışında tabii ki bir yargı cenderesi içerisindeyiz. Yani yasama, yürütme, yargının artık ayrı kuvvetler olarak var olduğunu söyleyemeyiz. Yani böyle bir süreci yaşıyoruz biz. Şimdi yaş itibarıyla belki hepimiz hakikaten Türkiye'nin çok farklı dönemlerini gördük. Bunları yaşadık. Sesim gitti mi? Geliyor, hayır sorun yok. Ha, sesiniz bir geliyor. An gitti gibi geldi. Yok. Tamam. Farklı dönemleri yaşadık. Yani darbeleri gördük, darbeleri yaşadık ve dönemlerde de benzer ya da daha belki bazılarında ağır işkencelerin olduğu şeyleri de yaşadık. Ama bu dönemde haklı olarak insanlar artık seslerini ortaklaştırmak istiyorlar. Yani bugün Boğaziçi olayında, Boğaziçi Üniversitesi'nde mesela öğrencilerin ve öğretim üyelerinin aslında çok meşru, çok haklı bir talebinin belki başka kimseyi o kadar da ilgilendirmeyecek olduğu halde, çünkü sonuçta bir üniversite diyebilirsiniz, herkesi ilgilendirmesi aslında yapılan haksızlığın artık herkese yapılıyor olmasından kaynaklanıyor. Yani kimse adalete erişemiyor. Yoksulluk çok büyük boyutta. Hakikaten insanlar aslında işe aşa erişemiyorlar. Sürekli olarak sermayenin korunduğu bir düzende yaşıyoruz ve bunu gözlemliyoruz. Özellikle de pandemi döneminde, yani en son işte verilen istatistikte de Türkiye
sanıyorum birinci ülke pandemide vatandaşına en az yardım eden ve değer veren aslında diyebiliriz. Bir yerde ben. Birinci olduğunu duyduk nihayetinde. Evet, evet ve bu çok acı bir şey gerçekten. Şimdi bizim buluşmalarımız, bizim ziyaretlerimiz gerçekten aslında bu soluksuzluğu, bu ses çıkarma isteğini, bu karşı koyma isteğini bir araya getirmek için. Yani biz belli sinirlerle bir araya gelmiyoruz. Şu anda belki daha işte nasıl diyeyim, medyanın, bir kısım medyanın en fazla öne çıkardığı partiler, belki hani Cumhuriyet Halk Partisi gibi, Saadet Partisi gibi, işte Gelecek Partisi gibi, Deva Partisi gibi partiler, İYİ Parti gibi öne çıkıyor ve onlarla belki yapılan ya da muhtemel görüşmeler dile getiriliyor. Ama biz aslında gerçekten toplumun çok farklı kesimleriyle görüşme halindeyiz. Yani şu anda iş aş buluşmalarındayız. En son İzmir'deydik. Orada yaptığımız buluşmalarda halkla buluşuyoruz. Aynı şekilde bir sene önce çıktığımız yolda yine demokratik buluşmalar için halkla buluşuyoruz. Ve parlamentoda olmayan ya da basında bu kadar yer bulmayan partilerle ve sivil toplumla da buluşma halindeyiz. Ve o ziyaretleri sürekli sürdürüyoruz. Çünkü bu karşı çıkışın birlikte olmaktan başka bir yolu yok. Yani belki bizde bazen toplum küçümseniyor veya deniyor ki ya işte bu ülkede ne zaman bir şey olacak, ama öyle değil. Ben böyle düşünmüyorum. Yani gerçekten bazı ülkelere baktığınız zaman onların da tarihinde çok eski zamanlara giden mücadeleler olduğunu görüyorsunuz. Yani bir Fransa'ya, bir İngiltere'ye, hani o asgari şu andaki demokrasi kurallarına gelmiş olan ülkelere baktığınızda da mücadele etmeden olmamış hiçbir şey. Ve bugün de her yandan aslında seslerin yükseldiğini görüyorsunuz. Evet. İktidar cenahına fazla uzatmadan bir de ona değinerek söylersem. Kısaca değinin artık. İnsan tabii ki aslında bu kadar baskı uygularken ve buna ihtiyaç duyuyorsa aynı zamanda bir batağın da içindedir. Yani bir yandan bir çamura batmış durumdadır ve bu çamuru silkelemeye, üstünden atmaya çalışıyordur. Ben orada da içeride bir takım kıpraşmalar olduğunu düşünüyorum. Ama tabii ki o kadar zincirlerle birbirine, halkalarla bağlanmış bir beraberlik ki bu, kopması ve kopartılması çok da kolay değil tabii. Bunu da bir kenara atmamak lazım. Peki, ayrıntılarını konuşacağız ama bu dediklerinizin. Ali Duran Topuz, sizinle devam edelim. Yani bilmiyorum, buradan baktığımızda öyle görünüyor. Yani bir yönüyle safları net görüyorsunuz. Yani iktidarda, muhalefette ciddi bir bloklaşma içerisinde. Ama öyle ilginç bir durum da var ki, iktidar içerisinde muhalefet gibi düşünenler, muhalefette görünüp iktidar gibi düşünenler var. Yani bu son dönemlerde CHP'den ayrılanlar örneğin HDP'yi suçladılar. Tam da iktidar gibi konuştular. Diğer taraftan bakıyorsunuz işte iktidar içerisinde Bülent Arınç'ın sesini kestiler, bir şey diyemiyor ama Cemil Çiçek örneğin işte Selahattin Demirtaş serbest bırakılmalıdır dedi. Bu İç siyasette yaşanan krizin bir dışa yansıması mı? Özellikle demokrasi yanlıları açısından, hukuk yanlıları açısından baktığınızda bu tablonun ortaya çıkarması muhtemel. Hem riskleri hem avantajları bize değerlendirmeni isteyeceğim. Şimdi biraz gazetecilik yaparak başlayayım. Abdülbaki hocamız bir kriz olmadığını, iktidar blokunun kendi içerisinde yönetim arzu, iradesi ve gücü açısından belirli bir muhkem vaziyeti sürdürdüğünü söyledi. İşte milletvekilimiz Filiz Kerestecioğlu ise bir toplumsal boyut içerisindeki sıkıntıların toplum siyaset bağı üzerinden hem HDP'nin siyaseti hem de gözlemlediği kadarıyla diğer partilerin siyaseti açısından gerilimli durumu söyledi. Şimdi burada aslında şöyle bir mesele var. Ben ikisine de katılıyorum şu sebeple. Bu iktidarın kendi içinde şu anda bir krizi yok.
Bu iktidar aslında 2010'da başlayıp 2013'te belirli bir düzeye ulaşan, 2016'dan sonra da çok yüksek seviyede seyreden bir krizin krize verilen cevap olarak oluşmuş durumda. Ve bu iktidarın kısa zaman içerisinde kendi yapısı itibariyle dağılması ya da kendi iç sorunlarından ötürü sıkıntıya düşmesini ben beklemiyorum. Bir sıkıntı var ama sıkıntı iktidarın iç yapısında ve içerideki gerilimlerde değil. Esasen sıkıntı iktidarın bu yapıyı sürdürebilmesi için gerekli toplumsal desteği alabileceği her başvuru noktasında kendisini gösterecek. Buradan sorunun ikinci kısmına ve Filiz Hanım'ın ifade ettiği boyutlarına geçelim. Bu türden bir rigid iktidarınız varsa toplumda sıkıntı büyük demektir. Hem bu iktidar bu büyük sıkıntıya cevap olarak geldi, hem de kendi varlığı zaten sıkıntı yaratmaya aday bir varlık. Çünkü toplumun kendisini destekleyen kısmını mutlak surette pozitif değer olarak alıp geri kalanı bir iç siyasal mücadele değil de bir uluslararası ilişki, bir savaş formatı içerisinde düşman kategorisine oturtarak, görerek gidiyor. Bunun temel sebeplerinden bir tanesi de yeni girdikleri, hedefledikleri rejim yapısı. %50 artı 1'i alabilmek üzere bütün güçlerini seferber etmek durumunda ise eğer, klasik siyasal rekabetin ötesinde bir takım manzaralar görülmeli. Bunun için de kritik nokta, şu anda %10 civarında bir oyla temsil edilen, genel olarak da Türkiye'nin kuruluşundan bugüne kadar gelen Kürt meselesiyle bağlantılı ve HDP ile bugün politik platform içerisinde de HDP ile bağlantılı olarak görülen tartışma. İktidar diğer muhalefet partilerini, ki ben HDP'yi muhalefet partisi olmaktan çok bu rejime ve bu mantığa bir direnç odağı olarak görüyorum. Klasik bir muhalefet partisi olarak HDP'yi değerlendirmek çok büyük bir hata olur. Ama diğer muhalefet partileri bu kritik sorunda, yani HDP'de temsilini bulan kuvvetli bir biçimde ve Türkiye'nin hem yapısında hem tarihinde hem geleceğinde rol oynayacak olan Kürt meselesindeki tutumunu iktidar oyun sahası içerisine koyuyor ve kendini sürdürebilmek için toplumsal krizlerin derinleşmesi pahasına bu alanda çok sert bir oyun oynuyor. Nedir bu sertlik? Çok süratli bir biçimde herkesi HDP'ye yapmak istediği türden polisiye, adli, siyasi ve ahlaki açıdan mahkum etmeye çalışma. Burada diğer muhalefet blokunun vereceği cevap etkileyici olacak. Doğrusu şu ana kadar İstanbul seçimleri dönemini saymazsak başarılı bir cevap verdiğini söylemek çok zor. Demin söylediğiniz manzaralarda biraz Abdülbaki Hoca'nın söylediği konsepte de oturacak bir şekilde ortaya çıkıyor. İşte CHP içerisindeki uç ulusalcı yapılar, MHP ile de ortaklaşabilecek milliyetçi mantığa sahip yapılar CHP'den ayrılırken iktidar gibi konuşuyorlarsa eğer, aynı zamanda iktidar partisi diyebileceğim, Abdülbaki Hoca'nın söylediği şeyi bu şekilde tanımlıyorum, muhalefeti de içine alır bu. Yani sadece Adalet ve Kalkınma Partisi ile Milliyetçi Hareket Partisi'ni değil, işte Saadet Partisi'ni, belirli bir ölçüde İyi Parti'yi, DEVA'yı ve Gelecek Partisi'ni de içine alan bir iktidar partisi var. Bu partiye dahil olduklarını, bu partinin dışındaki dönüşümlere açık olmadıklarını ilan ediyorlar. Bir tür iş mektubu bu. Buna karşılık geri kalan ise CHP'nin işte kalan kısmı, diğer partilerin de yine demokrat diyebileceğimiz kesimleri buna karşı bir %50'ye ulaşabilecek stratejiyi geliştirmek isterken, iktidarın Kürt meselesindeki şeytanlaştırma ve HDP ekseni üzerindeki şeytanlaştırma tuzağına düşmemeye çalışıyorlar. Bu da istemeseler bile iktidarın krize dönüşmesini, toplumsal krizin siyasal krize dönüşmesini engelleyen bir tıkaç görevi görüyor. Burada tabii toptan kendilerini kınamak ya da eleştirmek gibi bir niyetim yok. Aynı zamanda iktidarın ne kadar katı ve sert olabileceğini gördükleri için, Cumhuriyet Halk Partisi için özellikle bunu söylüyorum, hani bir yoğurda aşırı üfleme eğilimi var. Fakat bu tarzın uzun vadedeki sonucu, toplumsal krizin boyutları ne olursa olsun, iktidarın varlığını bir krize değil, nasıl diyelim, bir çözüme bağlayan, yani mevcut iktidarın diktatöryel, katı, rigid, hukuku hiçbir şekilde tanımayan yapısının devamını sağlayan bir çaresiz hal ortaya çıkarıyor. Ben kişisel olarak muhalefet denildiğinde HDP hariç yapının bu türden bir kompleksle
karşı karşıya olduğuna, bu kompleksin temelinde de bir kararın henüz verilemediğini, verilmesi gereken bir kararın verilemediğinin olduğunu düşünüyorum. Nedir bu? Ya Kürt meselesinde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin işte 99, yani Milli Görüş'ten ayrılma, partileşme ve iktidara gelme süreci ve bunun ilk yıllarında yaptığı gibi toplumu dönüştürücü, ezber bozucu liderlik potansiyeli gösterilecek. Yani Kürt meselesinde yeni ifadeler, yeni sözler, işin çözümüne uygun olabilecek kararlılıkları sergileyecek ve bu konudaki direnç odaklarıyla ister dayanışma biçiminde, ister stratejik, ister taktik anlaşmalar biçiminde işbirlikleri yapacak. Bir tek örnek gördük, İstanbul seçimiydi. Ama o da çekine çekine ve HDP'nin nasıl diyelim, olağanüstü feraset ve gayretiyle, cezaevindeki siyasetçiler dahil olmak üzere gayretiyle başarılabildi. Ben manzarayı bu eksen üzerinde görüyorum. Eğer muhalefet dediğimiz yapı bu meseledeki nihai kararını verip diğer toplumsal derin sorunlarda, çünkü gerçekten ciddi bir yoksulluk sorunu var, Filiz Hanım işaret etti. Sınıf meselesinde çok büyük bir haksızlık ve adaletsizlik her devam. Hı hı. Siyasal planda da, hukuki planda da benzer zulmen diyebileceğim Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun güzel ifadesiyle yürütülen işler var. Bunlara karşı direnç odaklarıyla yan yana gelebilme, onların enerjilerinin dağılmasını değil bir arada tutmasını sağlayabilme görevini büyük toplumsal güce sahip muhalefet partilerinin üzerinde olduğunu görüyorum. Benim görüşüme göre HDP tabii ki eleştirilebilir yanları, bütün yapılarım vardır, ama görevini önemli ölçüde başarıyla götürüyor. Ama bu konuda başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere yeni iddialı partiler, Gelecek ve Deva Partisi dahil, İyi Parti dahil ciddi bir belirsizlik içindeler. İktidar partisinin ortağı olmayı mı bekliyorlar zaman içerisinde? Yoksa bu yapıyı değiştirecek, dönüştürecek demokratik bir teklif mi getirecekler? Evet. Bu kararı vermeleri lazım. Üç ekseni var. Kürt meselesinde tutumların değişmesi lazım. HDP ile ilişkilerinde demek ki tutumlarının değişmesi lazım. İşçi sınıfıyla ilişkilerinde tutumlarının değişmesi lazım. Direnen gruplarla ilişkilerinde tutumlarının değişmesi lazım ki öğrenciler, sendikal yapılar, değişik toplumsal kesimler ve hukuk mücadelesi verenler dahil olmak üzere. Peki, bunları aslında kalan zamanımızda detaylıca da konuşalım istiyorum. Abdülbaki hocamın dediği de aslında bir şekliyle çok farklı olmadığını da gösterdi bize. Bu bağlamda da sormak istiyorum. Siz bu birbirine benzemeyi, geçişleri özellikle nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani muhalefetin AKP-MHP'ye benzeşmesi, işte yer yer iktidar içerisindekilerin muhalefete benzeşmesini. Şöyle de düşünmek mümkün mü? Yani bir şekliyle her şeye rağmen diyelim ki işte biraz önce tarif edilen HDP üzerinden istenilen sonuca ulaşmadığı devlet partisi diye tanımlayabileceğimiz kesim yeniden bir araya gelip işte o CHP'den ayrılan ulusalcılar ya da işte Saadet Partisi'nin bir daha iktidara yanaşık bir yaklaşım içerisine girmesi, İyi Parti'nin bu anlamda bir kıskaca alınması filan, bunlar bir araya gelip iktidar kanadını mı güçlendiriyorlar? Bir de gerçekten böylesi bir yapılanma içerisinde bu ciddi anlamda kriminal hukukun yerle bir edildiği bir yönetim anlayışıyla isterseniz hepsi gitsin oraya, nereye kadar gidebilir? Kısaca da bu konuda mümkünse değerlendirmenizi alayım. Yani arkadaşların ifade ettikleri sorunlar hakikaten çok büyük ve derinleşiyor. Yani toplum açısından da, sistem açısından da. Ama izin verirseniz ben burada arkadaşlara, yani daha doğrusu bu programa katkı olabileceğine inandığım bir bakışla değerlendirmek istiyorum. Arkadaşların çıkarımlarından da yararlanarak. Şimdi biz yani bu partiler arası ilişkileri çok fazla anlamlandırıyoruz gibi geliyor bana. Şimdi bakınız, iki temel sorun yaşıyoruz. Birisi muhalefet açısından, biri de iktidar açısından. Şimdi iktidar açısından öyle bir noktaya geldi ki artık sorun sadece iktidarın ceberut uygulamalarıyla sınırlı değil. Yani bir devlet krizine dönüştü. Nedir bu devlet krizi?
Yani hukuki boyutu tartışılır elbette. Anayasanın ne kadar demokratik olduğu, işte ne kadar hukuki olduğu, evrensel normlara ne kadar uygun olduğu bir tarafa. Türkiye Cumhuriyeti Devleti anayasal bir devlet. Yani ve anayasası olan 1960'lardan sonra da sanıyorum 62'de falan da anayasa mahkemesi olan bir devlet. Şimdi iktidar anayasal devletin yasaların ve hukukun dışına çıkmış bir iktidar. Anayasa tanımıyor, yasaları tanımıyor, hukuku tanımıyor. Dolayısıyla iktidar açısından bence bir devlet krizi var. Nereye doğru götürülüyor? Bu çok önemli bir şey. Muhalefet açısından ben baktığımda demokrasi zemininde, hukuk zemininde bir ittifak yok. Yani muhalefet partilerinin gerek parlamentoda temsil edilen partiler, gerekse de dışarıdaki partilerin hiçbirisinde ben İttifakın temelinde bir demokratik uzlaşı veya hukukun temel ilkelerinde bir uzlaşı olarak ittifak yaptıklarını düşünmüyorum. Örneğin, arkadaşlar belki buna değinecek. Örneğin, yani evet Boğaziçi Üniversitesi'nde bir bir gösteri var. İşte orada bir gayrimeşru, belki gayri hukuki hatta gayri ahlaki bir kayyum ataması var. Ama bir yasal dayanağı da var. Yani biz uygun görmesek de, ahlaki görmesek de bir yasal dayanağı var. Ama Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kesinleşmiş kararının uygulanmaması hem anayasayı hem de uluslararası üst yasayı yok saymak demektir. Yani bu nasıl bir cüret? Yani bu bir iktidar sadece kendi keyfi arzularına göre böyle bir tutum, bir davranış geliştirebilir mi? Biliyoruz ki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin imzacılarından biridir Türkiye. Ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin aldığı kesin karar da bağlayıcı bir karar. Buna rağmen muhalefet partilerinin bu kararın uygulanması konusunda ortak bir zeminde bir araya geldiğine şahit olmadık. Yani HDP'nin çabaları var, bir başkası bireysel çabalar, bunları yok saymıyorum, yanlış anlaşılmasın. Yani parlamento dışında veya milletvekilleri dışında demokratik duyarlılığı olan, hukuk duyarlılığı olan kesimlerden ciddi tepkiler geliyor. Böyle bir potansiyelimiz de var. Ama ne yazık ki siyaset alanında, parlamento zemininde bu gayri hukuki uygulamaya karşı hukuk adına ortaya çıkan, bir araya gelen muhalefet partileri yok. Sonra onların ittifakından söz ediyoruz. İktidara bakıyoruz, anayasayı tanımıyor, yasaları tanımıyor, keyfi uygulamalarla hayatını sürdürüyor ve sonra çıkıp diyor ki işte yeni anayasa ihtiyacımız var ve dolayısıyla gündemi değiştiriyor ve muhalefet de hemen bir dönüş yaparak bu tartışmalara odaklanıyor. Benim demeye çalıştığım, Türkiye'de hakikaten bir demokrasi ve hukuk oyunu ama tiyatro şeklinde oynanıyor. Ve dolayısıyla burada ben bir partiler sorunu olarak görmüyorum bunu. Bir Türkiye devlet sorunu, bir siyaset sorunu olarak görüyorum ve bu gidişatın nereye doğru evrileceği konusunda ciddi kuşkular duyuyorum. Bu bakımdan ben çok da siyasi partilerin çalışmalarını, çabalarını, yani çok yani önemli, değerlidir ama çözüme yönelik bir sonuç getirebileceğini düşünmüyorum. Şunu sorsam, böyle ne kadar gidebilir, nereye kadar gidebilir ya da bir öngörü olarak soruyorum. Tabii. Dikkatimi çeken de bu, bazıları soruyor. Ben çok program izlemiyorum, dinlemiyorum, katılmıyorum da siz de belki bilirsiniz. Ama sosyal medyadan veya telefonlarla arkadaşlarla görüşmemizde şu söyleniyor. Ya bu durum fazla sürdürülebilir değil deniliyor. Bu gayet mantıklı geliyor.
Ama oysa 2017'den itibaren özellikle gayet sürdürülebilir bir zemin oluşturdular. Niye sürdürülmesin? Yani bu coğrafyada hukuksuz uygulamalarla, ceberut yöntemlerle, savaşlarla 50 yıl iktidar yönetimi sürdüren, sistemi sürdüren, hatta iktidarını sürdürenler var. Yani işte Suriye'de sürdürülüyor. Veya işte soldan bir örnek verirsek Venezuela'da işte buyurun kaç yıldır sürdürülüyor. Yani petrol zengini bir ülkede toplumun bütün problemlerine, sorunlarına rağmen, yoksullaşması, sefilleşmesine rağmen devlet düzeni sürdürülüyor. Eğer sürdürülmekten kastımız demokrasi, hukuk, barış ise elbette sürdürülemez, ama Türkiye'deki iktidar zaten barışa darbe vurmuştu. Demokrasiye darbe vurmuştu. Peki. Hukuka darbe vurmuştu. Yani bunlara karşı darbeci bir siyasal yönetim var. Biz böyle değerlendirmiyoruz. Sanki bizi yönetenler demokratik siyaseti esas alanlar, temel alanlar ve dolayısıyla uygulamalarını hukuk dışı ve demokrasi dışı görüyoruz. Hayır, bu planlanmış bir yapıdır. Bu iktidar planlı bir yapıdır. Her geçen gün biraz daha tahkimatını güçlendiriyor. Ben katılıyorum Ali Bey'e. Yani bugün bir seçim olması durumunda, elbette normal bir seçim olması durumunda Cumhur İttifakı'nın sandıktan çıkmasına ben ihtimal bile vermiyorum. Ama mesele o sandığın nasıl konulacağı, nasıl kurulacağı, nasıl bir seçim? Acaba bu atmosferde bir seçim düşünülüyor mu? İşte esas mesele bu. Onlardan. Dolayısıyla ben ihlal edilen, konuşacağız hocam. Bu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi konusunda mesela ben HDP'nin çalışmalarını yani çok bilmiyorum ama başarılı görmüyorum. Bence bunu ısrarla muhalefet partilerinin önüne, demokrasi iddiasını taşıyan her kesimin önüne, sivil kesimlerin önüne bunu koyması lazım öncelikle. Çünkü bu Türkiye'nin de meselesi. Sadece HDP'nin veya hak ihlalleri mağdurlarının değil ki. Türkiye'nin meselesidir. Dolayısıyla ben HDP'yi burada muhtemelen kendi gerekçeleri vardır ama biraz daha çekingen görüyorum. Bence bu alanda daha fazla rol almaları gerekir diye düşünüyorum. Peki. Filiz Hanım, sizinle devam edelim. Hem Abdülbaki Hoca'nın dedikleri var. Tabii bunun yanı sıra özellikle bu reformdan, yeni anayasadan iktidarın söz etmesi dikkat çekici. Bu arada özellikle Millet İttifakı tekrar eski parlamenter rejime dönmeye dönük bir söylem tutturmaya başladı. HDP'nin de projeleri var biliyoruz ama hem bu HDP'nin bu konudaki yaklaşımlarını sormak istiyorum. Çünkü eskisi çok mükemmel değildi. Onun üstüne kurulan tam da beter bir zorbalığa götürdü. İkincisi ise özellikle Millet İttifakı üzerinden öne çıkan başlıklara baktığınızda onların yaklaşımlarına ilişkin ne düşünüyorsunuz? Bir de tabii gerçekten bu hukuksuzluklarla ilgili ortak demokratik cephede buluşamamayı nasıl açıklamak lazım? Şimdi ben öncelikle Abdülbaki Bey'in söylediklerinden gireyim konuya. Şimdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı ile ilgili gerçekten uzun süredir çok ciddi çaba içerisindeyiz. Yani tabii bizim şöyle bir sorunumuz var. Hakikaten medyada yer bulmak, basında görünür olmak, aynı zamanda böyle bir handikapla da karşı karşıyayız. Yani kendi yayınlarımızı yapıyoruz. Artık ona başladık. Kendi hesaplarımızdan. Daha fazla aslında kapsayıcı olabilmek için sadece HDP'li olan insanları değil,
Onun dışında herkesi kapsayacak şekilde yayınlar yapmaya çalışıyoruz. Ahim kararını özetledik. Bunun için hakikaten çok uğraştık. Çünkü 156 sayfalık bir karardı. Ve bütün milletvekillerine mecliste dağıttık. Sadece bize değil, yani mecliste bütün milletvekillerinin elinde şu anda bu kararın özeti var. Anlaşılabilir ve kısa bir hale getirdik. Dediğim gibi bunun dışında işte nerede hani Turgut Kazan, Fikret İlkiz, Rıza Türmen, Osman Can ve başka isimlerle de yapmaya devam edeceğiz o yayınları. Ama şöyle bir şey var tabii, yani biz hatırlarsanız eğer 2015'te ben milletvekili oldum ve 2015'te onun öncesinde ben partili bir insan değildim. Yani hayatım boyunca hep Kürt yurttaşların gerçekten eşit yurttaşlığı ve özgürlüğü için mücadele eden partilere oy vermiş bir insandım. Çünkü hiçbir partiye de üye değildim. Çünkü düşünüyordum ki biz başka türlü yaşayamayız. Yani eğer eşit yurttaşlar olarak yaşarsak gerçekten ben de bu ülkede özgür bir insan olarak yaşayabilirim. Ve bu böyle davranan biriyken sonra HDP milletvekili oldum. Yani feminist, kadın hakları savunucusu bir insan olarak bu önerildi bana. Ben çok memnunum HDP'de olmaktan. Ali Bey'e de sözleri için teşekkür ederim. Gerçekten bizi o muhalefetin dışında bir yerde konumlandırdığı için. Ama 2015'ten beri yani gerçekten benim gördüğüm şey kriminalize edilmekten, terörist ilan edilmekten, sürekli baskılanmaktan başka bir şey olmadı. Ve biliyorsunuz yani o ablukalar dönemi, milletvekillerimizin, eş başkanlarımızın tutuklanması ve o günden bugüne gelen süreç aslında sırf HDP engel olduğu içindi. Yani tek başına iktidarına AKP'nin engel olduğu içindi ve MHP ile ittifak kurdu. Ondan sonrasında da işte gayet kendi meşreplerince o baskıcı iktidarı anlaşarak devam ediyorlar. Şimdi bugün geldiğimiz noktada evet bir anayasa attılar ortaya. Evet biz de parlamenter sistemin güçlendirilmesinden yanayız. Artık gen soru diye bir şey bile kalmadı. Yani ki onun da çok büyük bir işlevi yoktu. Yani ben Süleyman Soylu'yu grup başkan vekili olduğum zaman koca koca dosyalarıyla gelip de elinde işte kartonlar göstererek ve gecenin ikisinde üçünde o gen soruyu erteleyerek işlevsiz hale getirmek için meclisin milletvekilleri dahi katılmasın ve halk izlemesin diye neler yaptıklarını da biliyorum. Ama bugün bundan da daha işlevsiz bir hale dönüştürdüler bu Cumhurbaşkanlığı sistemi dedikleri sistemle. Şimdi yeni anayasa diye önümüze sürmeye çalıştıkları şey de aslında Abdülbaki Hoca'nın dediği gibi darbeci anayasanın dahi yetmemesi. Şimdi çok komik geliyor bana Adalet Bakanı'nın çıkıp da bakın ya da işte bütün o cumhur cemaatin çıkıp da biz bir darbe anayasasıyla yönetiliyoruz, biz bir darbe anayasasını taşıyoruz, bunu değiştirmemiz lazım söylemleri. Ya yapmasınlar Allah aşkına. Yani bu darbe anayasası zaman içerisinde çeşitli değişikliklere uğradı. Ama şu andaki iktidara bu darbe anayasası da yetmiyor. O değişiklikler fazla geliyor. Aksine o merkezileşmeyi, tekçiliği daha fazla arttıracak bir düzenleme istiyorlar. Ve bazı maddelerini tabii ki çok gerçekten tartışılır hale getirmek istiyorlar. Anayasa bir cümleyle sorsam. Bir cümleyle sorsam. Yani ahim kararının uygulanması mesela buna ilişkin madde. Bu dediklerinizle ilgili mecliste özellikle muhalefet kanadı tarafından yalnız bırakıldığınızı ve onların zımni olarak iktidara destek verdiklerini düşünüyor musunuz? Zaman zaman düşünüyorum. Yani daha önceki dönemlerde daha çok düşünüyordum. Şimdi zaman zaman yakınlaşan, yani onlar da tek yekun halinde değiller. Aslında hatırlıyorum bir CHP milletvekilinin
Hani ne yapıyorsunuz dediğim zaman, o dokunulmazlıklarımız kaldırıldığında CHP ne yapıyor? Hangi CHP demişti? Yani CHP'nin içinde de çok CHP var gibi bir şey aslında. Bazen daha farklı düşünenlerin olduğunu da görüyorum. Ama tabii ki bir kırılganlık yaşıyorum. Yani açıkça bunu ifade etmek isterim. Yani Enis Berberoğlu kararı neyse, Selahattin Demirtaş kararı da odur. Ve bu sadece Selahattin Demirtaş kararı değildir. Biz hep bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani o ahim kararı, şu anda detaylarını tartışabileceğimiz bir karar değil program süresi itibariyle, ama bu karar aslında bütün içeride bulunan siyasi tutuklular için çok önemli bir karardır. Sadece HDP'liler için de değil. İfade özgürlüğünün olmadığını tespit eden ve yargının aslında nasıl siyasallaştığını tespit eden, yargının sadece siyasallaşması değil, aynı zamanda buradan dolandırarak yargı gücünü başka türlü kullandıklarını tespit eden bir karar. İktidar yargıyı kullanıyor diyen bir karar. Yani bunu çok net olarak söylüyor ve tahliye edilmesini söylüyor Demirtaş özelinde. Ama onun dışında aslında tüm Türkiye'ye bir karar bu. Peki, bir de bir nokta, hani fazla uzatmış olabilirim. Buyurun. Ama. Sadece kendi mücadele alanımdan da bir şey hatırlatmak için söylemek istiyorum. Ben sonuçta kadın hakları mücadelecisi bir kadınım. Ve gerçekten hani siyasetin çok erkek dili ve erkek egemen olduğunu düşünen bir insanım. Abi belki hoca meşru dedi ya, pardon yasal dedi. Meşru değil belki Boğaziçi eylemleriyle ilgili. Bakın evet yasal olabilir. Ama çocuğun velayetini babaya vermek de yasaldı. Evin reisi erkektir demek de yasaldı. Ve şiddet uygulandığı zaman hiçbir yasa doğru dürüst donanımımız yoktu o zamanlar. Yani ben 80'lerden bahsediyorum. Ve sonrasında bunlar meşru olmadığı için aslında bu kadar kadınlar isyan ettiler. Ve bugün de önemli bir güç olarak mücadele ediyorlar. O yüzden aynı şekilde ben meşru olmayan toplumda karşılık bulduğunu ve bulacağını düşünüyorum. Peki. Ali, seninle devam edelim ama aslında görünen o. Yani burada biraz önce sen de değindin. Aslında iki konuğumuz da benzer şeyler söylediler. Kürt meselesinde gelinen noktada aslında Kürt siyasetini yöneten akıl bir şekilde kilit rol durumuna geldi. Ve o kilit rol oynama durumundaki gücünü kaybetmesinden de hoşnut olan geniş bir kesim var. Bunu görüyoruz. Buna CHP'de de, İYİ Parti'de de, diğer işte devlet aklıyla hareket eden partilerde de rastlamak mümkün. Hatta iktidarı desteklemeyip mevcut Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminden hoşnut olanlar da var. Diğer taraftan sistemin yürümediğini, reforme edilmesi gerektiğini düşünen iktidar içerisindeki kesimler de var. Bu bağlamda baktığında gerçekten buradan çıkış yoluna ilişkin ne denebilir? Yani hem muhalefet açısından hem toplumun geniş kesimi açısından. Yani gidip gelip odaklandığımız nokta en niyetle iktidar ya da devlet aklı ne yaparsa yapsın muhalefettir. Toplumun tepkisidir. İşte çözüm dinamikleridir. Çözüm gücü olabilecek dinamiklerdir. Şimdi burada deminki turdaki konuşmalarla aynı eksen üzerinde ve en son Filiz Hanım'ın işaret ettiği yere doğru geliyoruz. Yani toplumsal işte demokrasi, hak ve özgürlük alanının genişlemesinin biz bütün dünya tarihinden bildiğimiz tek yanı var. Filiz Hanım bunu bir şekilde ifade de etti. Uygun bir şekilde, hoş bir şekilde. Yani eğer bir bu alanlara yönelik bir mücadele söz konusu değilse, bir kazanım, bir genişleme, bir hak varlığı söz konusu değildir. En temel nokta burası. İkincisi, mücadele alan ve gruplarının bağlarını sağlayabilmek. Yani hem birbirleriyle hem ortak bir hedefe yönelik bağlarını sağlayabilmek. Burada büyük bir eksiklik var. Bu eksiklik de Kürt meselesi, buradaki eksikliği hem sağlayan hem iktidarın bu konuyu eksik kalmasını sağlayan
şey olarak, temel sorun olarak ortada duruyor. Ve iktidar bunu aynı zamanda içeride çatışmacı güvenlikçi politikaları yükselterek başarmıştı önemli ölçüde. Şimdi uluslararası planda da militarist mekanizmaları harekete geçirerek bu konudaki gücünü daha da artırmak istiyor. Biz hem Suriye'de hem Libya'da hem de en son Rusya ile ortak kotarılan, Azerbaycan, Rusya, Türkiye arasında kotarılan Ermenistan harekatı sırasında gördük. Öyle bir alana açılıyor ki bu militarizm meselesinin önemi tarihsel olarak biz işte hem Nazilerden hem İspanya'dan filan biliyoruz. Ulusal çıkar ekseni üzerinden siz bir askeri aygıtı da harekete geçirip onun gerektirdiği olağanüstü hali seferber ettiğiniz zaman demokratik muhalefet rolünü oynayanla demokratik muhalefet olan arasındaki fark da ortaya çıkar. Örneğin Azerbaycan operasyonu sırasında, yani Ermenistan'ın bir tür Rusya'nın da katılımıyla cezalandırılmasına yönelik ve Türkiye'nin katılması tarihsel 1915 meselesinden, yani soykırım meselesinden ötürü hem hukuki hem siyasi hem ahlaki olarak asla kabul edilmemesi gereken bir meseleydi. Bu bir harekattı. Bu alanda birdenbire işte çok demokrat geçinen milletvekillerinden belediye başkanlarına, işte parti yetkililerinden toplum önderlerine kadar muhalefet adına söz alan herkesin bu askeri aygıtın arka tarafında hizaya geçtiğini, meseleye, yani askeri geçit alayına selam durmaya başladıklarını gördük. Bu Ermeni meselesi söz konusu olduğunda bu boyuta geliyor. Militarist aygıt ve içeride güvenlikçi aygıt harekete geçirilmişse Kürt meselesinde de zaten sürekli bu halde. İşte şu anda aşılması gereken şey iktidarın bu yönteminin, devletin bu tarihsel geçmişi de olan bir geleneğe dayanılan yöntemini dönüştürecek yolu bulabilmesi. Konu çok basit aslında. Milliyetçi Hareket Partisi ile Adalet ve Kalkınma Partisi %50 artı 1'i ellerindeki devlet gücünün de yardımıyla sağlayabilme gücüne hep daha yakınlar. Muhalefetin HDP'yi çıkardığınızda toplasanız, nereden ne şekilde toplarsanız toplayın %40'ta kalacak. Geriye kalan %10'da da şöyle bir tutumları var. HDP'ye terörist dendiği için yaklaşmakta çekiniyorlar. HDP'nin Kürtlerin, kendisine de gelen Kürtlerin ve Türk demokratlarının sayıları az olsa bile fonksiyonları çok önemlidir. HDP içerisinde faaliyet gösteren ve mücadele eden Türk demokratların bunların oylarını hiç sesini çıkarmadan muhalefete vermesini sağlamasını istiyor gibiler. Şimdi bu kritik anı aşmanın gerçek yolu kendi politikalarını Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2009-11 arası dönüşüm ve kuruluş ve dönüşüm döneminde yaptığı gibi değiştirmelerini sağlamak. Ya bunu yaparlar ya da mevcut durum kötüleşerek devam eder. Mevcut durum kalamaz. Çünkü toplumsal krize cevap demiştim. Abdülvaki Hoca'nın tanımını da kabul ederek. Ama ikinci söylediğini de kabul ediyorum. Evet, çok uzun yıllar sürdürülebilir bir kriz hali bu. Toplum acıdan inlerse inlesin, buna duyarsız bir iktidarınız varsa, demokratik muhalefetiniz zayıflamışsa, güç yetiremiyorsa eğer, çok uzun yıllar sürer. Franco'yu düşünün. İşte Çin'deki şimdiki politik yapıyı düşünün. Rusya'yı düşünün. Sürer, yıllarca sürer. O halde gele gele geleceğimiz yer yine gerçek sorunlar ve o sorunlara gerçek sahip çıkma noktası. Ben Boğaziçi örneğini tekrar kısaca bir değinmek istiyorum. Hocam ne dedi? Abdülbaki Hoca bir şeyi hatırlattı. Kanuniydi bu dedi. Ahimse ne kanuni, ne ahlaki, ne gayrimeşru. Şimdi Boğaziçi'ndeki sorun şu. Şu anda biz örneğin Cumhuriyet Halk Partisi'ni çok tedirgin görüyoruz. Ben bu tedirginliği anlıyorum ve önemli ölçüde hak da veriyorum. Çünkü çok az sayıda gencin baş edebileceği bir güçle karşı karşıya değiliz. O mücadele son derece saygın, son derece kıymetli, yerden göğe haklılar ve onların eğer sadece mücadele edecek olanlar onlarla kalacak ise başlarına gelecekler için eyvah eyvah. Fakat bu kaygı onların başına daha az şey gelerek mücadeleyi güçlendirecek politikayı bulmaya yol açmıyorsa eğer, iktidarın yaptığıyla aynı şeye denk düşer birdenbire. Ve bu atamayı sağlayan kanun çıktığında sesiniz çıkmamışsa, o direnişi o zaman üretme ve örgütlemeyi dert etmemişseniz kendinize, gele gele 4 yıl sonra, kanun değişikliğinden 4 yıl sonra bir üniversitenin gencecik çocuklarının ve hocalarının itirazlarına mesele kalmışsa sadece seyretmekle kalabilirsiniz. Aynı şey
Yani o kanuni değişim yapıldığı zamanki itirazın yapılmamasını söylüyorum. Aynı şey özel bir gösterge olarak yine ahim kararı ekseninde var. Kanunen, hukuken, her bakımdan yerinde bir karar, uyulması muhakkak olan bir karar. Şimdi bu karara muhalefet niye canı gönülden sahip çıkmıyor? Tekrar söyleyeyim, muhalefet derken HDP'yi söylemiyorum. Çünkü direniş gruplarıyla muhalefeti ayırıyorum. Muhalefet iktidarın bir fonksiyonudur. Direniş grupları iktidarı dönüştürmeyi de sağlayabilirler. Öğrenciler gibi, HDP gibi, Kürtlerin verdiği büyük mücadele gibi, işçi sınıfının sayıları az bile olsa hala süren mücadelesi gibi. Şimdi neden çok yaklaşmıyorlar? Çünkü iktidarın sadece Selahattin Demirtaş ve o dönemin politikacı yoldaşlarına terörist demesiyle ilgili değil bu. Bütün Kürtlerin hak ve özgürlük taleplerinin oradaki hukukilik sağlandığında devamının geleceğini muhalefet de biliyor. Ve daha sonraki adımda sadece haksız bir şekilde kararnameyle parlamentodan alınarak hapse atılan HDP'li milletvekilleri değil mesele, yıllardır cezaevinde olan Kürt hareketinin değişik yer, kurum ve yapılarından gelme kişiler var. En nihayetinde bir de bu mesele gide gide gelecek İmralı'ya, yani Abdullah Öcalan'a dayanacak. Şimdi bu konuda Adalet ve Kalkınma Partisi'nin 2001'den başlayarak gösterdiği cesaret gösterilemezse bir muhalefetin arada iktidarı bulma hayali yok. Ama toplumun başına geleceklerinin sürekli daha kötüye gitmesi kaçınılmaz olacak. Şu boş bir yaklaşım benim kanaatime göre, bu kötülük daha fazla gidemez. Bu kadar yükü kimse çekemez. Ekonomik kriz de derinleşiyor, bu bir yerde patlayacak. Hayır, böyle bir şey yok. Bu kadar büyük bir devlet gücü elinde tutan bir yapı, bu kadar hukuku, siyasi temel kuralları ve ahlaki kuralları, meşruiyet kurallarını hiçe sayan bir yapı böyle şeyleri hiç dert etmez. Varlığını yıllarca sürdürüp gidebilir. Bu bakımdan ben muhalefetin parlamenter yapımı, mevcut yapının revizesi mi her neyse, bu önemli değil. Temel meselelerde gerçek bir direnişe katılma mantığını ve dönüşmeyi sağlaması lazım. Örneği yine ben Adalet ve Kalkınma Partisi'nden vereceğim. İşte parti kurulduktan sonra 2001'deki parti programı içerisinde 80'ler ve 90'lar boyunca çok kan dökülmesine yol açan Kürt meselesine ilişkin basit ifadeleri vardı. Diyordu ki, biz terörün sebep değil sonuç olduğunu biliyoruz. Kürtlerin uğradığı haksızlıklar ortadan kaldırıldığında bu konunun daha kolay, yani siyasal şiddet kullanma, silahlı çatışma konusunun daha kolay çözülebileceğini biliyoruz diyorlardı. İşte bu cesaret şu anda Cumhuriyet Halk Partisi'nin, DEVA'nın, İyi Parti'nin, yeniden gelecek işte bu yeni partilerin ve eski partilerin, CHP gibi, önünde açık bir şekilde duruyor. Ya bu konudaki karar ve kanaatlerini kuvvetli bir şekilde değiştirecekler, direniş grup ve odaklarının yanına geçecekler, ya da gördüğümüz tiyatral yapıyı sürdürmeye devam edecekler. Ben muhalefetin gücü, yani direncin gücüne bir gelecek sağlayacağına inanıyorum. Öğrenci hareketlerinin, işçi hareketlerinin, diğer hak ve adalet ekseni üzerinde kadınlar başta olmak üzere çok şey öğrettiler çünkü bütün topluma. Hareketlerin, Halkların Demokratik Partisi'nin ve etrafındaki bileşenleriyle beraber oluşturduğu hareketlerin elbette uzun vadede demokrasi için kazanım olabilecek mücadelelerini daima sürdüreceklerine inanıyorum. Bunun sonuç alacağına da inanıyorum. Ama az mı acı çekilecek, çok mu acı çekilecek, toplum bu arada ne hale gelecek, bunu belirleyecek olan şey diğer muhalefetin vermesi gereken karardır. Babacan, Kılıçdaroğlu, Davutoğlu, Akşener, Karamollaoğlu bir an önce bu kararı vermek durumundalar. Aksi halde arada gördüğümüz gibi iktidar gemisine binmek üzere gizli görüşmeler yapmaktan başka hiçbir siyasi imkanları olmayacaktır. Peki, aslında biraz bunlar yakın çevrelerde de baksalar, Türkiye'nin bu sözünü ettiğiniz devletçi muhalefetin Suriye'ye, Irak'a baksalar da çıkarabilecekleri çokça sonuç var. Bakıyor hocam, hep konuştuk ama sonuçta bazı dinamikler de var ve o dinamiklerin tutumları da önemli. Türkiye'nin nereye gittiğini, muhalefetin ne durumda olduğunu konuşurken o da önemli diye düşünüyorum. Özellikle Joe Biden'ın ABD Başkanı seçilmesinden sonra Erdoğan'ın tedirgin olduğu ve iletişim için tüm kanalları zorladığı konuşuluyor. Mevlüt Çavuşoğlu üzerinden yürütülen ilişkiler var. Yine Berat Albayrak'ın istifa etmesini ona bağlayanlar var. ABD ile yeni dengeler kurma arayışı aynı zamanda bir politika, siyaset değişikliğini beraberinde getirir mi? Bir de gerçekten mevcut iktidar, mevcut durumda ABD ile ya da Erdoğan, Joe Biden ile bir denge kurabilir mi?
bu durumda özellikle Rusya ile gelişen, oluşturulan denge nasıl ilerler? Yani Türkiye iki tarafa da mavi boncuk dağıtarak geldi şimdiye kadar. Evet, yine kapsamlı ve ciddi bir soru ama izin verirseniz ben arkadaşların fikirlerine... Bu arada tekrar hatırlatayım. Son 15 dakikamız ve 5'er dakikayla mümkünse tamam. Sınırlı tutalım. Şimdi bakınız, yani demokrasi duyarlılığı, demokrasi çabaları ayrıdır. Demokrasi adına kurumsal olarak hareket eden siyasi partiler ayrıdır. Ben şunu söylüyorum. Diyorum ki nasıl demokrasi iddiası olmayan bir iktidar söz konusu ise demokrasi ittifakı içinde olan bir muhalefet de söz konusu değildir. Yani Millet İttifakı dediğimiz şey Erdoğan karşıtlığı üzerine kurulmuş bir ittifaktır. Evet, siyasi olarak önemlidir. Seçimler için önemlidir. İstanbul, Ankara gibi yerel seçimlerde de bunun sonuçlarını gördük. Önümüzdeki seçim için de önemsiyorum. Ancak bu bir demokrasi ittifakı değil. Sorun burada. Şimdi HDP ile aynı masada oturmayan siyasi partilerin ittifakından nasıl demokratik olarak söz edeceğiz? Benim demokrasi ittifakı dediğim şey, bu partilerin hiçbirisini dışlamadan ve demokrasi iddiasıyla bir araya gelip kamuoyuna bunu deklare etmeleridir. Bunun dışında ben bu ittifaka hiçbir şekilde demokrasi ittifakı demem. Ve bu da yetmez. Bu partilerin bir araya gelmesi de yetmez. Tabanı genişletmeleri gerekir. Biraz önce Ali Bey'in de dediği, Filiz Hanım'ın da işaret ettiği, o zaman işte bu bileşenlerdir, kadın hareketleridir, işçi örgütleridir, başka kesimlerdir. Ama bu siyasal ittifakın, Millet İttifakı diye tanımlanan ittifakın demokratik ittifaka dönüşmesi için gayret gösterilmesi lazım. Bu eksikliktir. Dolayısıyla iktidar da bundan güç alıyor. Karşısında bir demokrasi gücü yok. İşte örneğin bugün iktidar suç üzerinde yakalanmıştır. Anayasa ihlali yapıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararı üzerinden uluslararası hukuka meydan okuyor. İçeride de anayasaya meydan okuyor. Ya hukuk dışına çıkmış bir iktidar var. Daha nasıl bir suç işlensin? Bırakın bu kararın içerideki siyasetçileri, diğer hak ihlalinden mağdur olanların serbest bırakılması. Bu iktidar suç işliyor, suç. Hocam muhalefet, araya giriyorum, kusura bakmayın. Zamanı verimli kullanmak için soruyorum. Evet. Yani bu kuşkusuz ne kadar da tartışsak bunlar çok evet. Önemli ve bitti. Yani önce bunu ama söyleyeyim. Ben biraz da bu özellikle ABD'deki değişimle ona da gelelim. Dolayısıyla burada ona da değinseniz sevinirim. Siyaset açısından son derece önemli bir fırsat yakalanmış ama muhalefet bu fırsatı değerlendirmekten çok uzak. ABD ile ilgili zaten ABD'nin yeni başkanıyla birlikte ABD'nin kurumsal bir ciddiyetinin ortaya çıkacağı belli. Dolayısıyla bu kurumsal ciddiyet NATO ilişkilerine de yansıyacak, diğer ittifak ilişkilerine de yansıyacak. Dolayısıyla Türkiye'nin ciddi bir ABD karşısında pervasız davranma şansı yoktur. Yani burada iktidarın da bunu telafi edecek çabaların içerisine girdiğini görüyoruz. Ama sorun yine Kürtlerle alakalıdır. Yani ABD için öncelikli olan bu bölgede, özellikle Suriye özelinde, Türkiye'den çok Rusya ile nasıl bir işbirliği yapacağıdır. Yani dolayısıyla ABD'nin ben bu alanda, coğrafyada önceliği Türkiye ile bir ittifak, uzlaşma kurmak değildir. Önceliği Rusya ile bir uzlaşmaya varmaktır. Bu da Türkiye'yi bu anlamda önem derecesine göre geriye götürür. Bu da iktidarın aleyhine. Şimdi iktidar
yine Kürt meselesi üzerinden bir şekilde ABD ile pazarlıklara girmek istiyor. Bu pazarlıklarla yeni bir dönem oluşturmak istiyor. Tabii vaktimiz olmadığı için herhalde burada kesmek zorundayım. Bu bağlamda önemli gelişmeler olabilir. Dolayısıyla ben peki, burada sözümü en iyisi keseyim. Bizden sonra da bir program var. Onun için doğrusu çok da fazla rahat davranamıyorum. Moderatörlerin bu tür sıkıntıları başlıyor. Filiz Hanım, siz de bu ara moderatörlüğe başladınız. Bazen görüyorum sizi de YouTube üzerinde. Beyim Bey, yoksa ne yapalım? Hakikaten sesimizi duyurmak için. Hayır, en azından bizi de anlıyorsunuz anlamda diyorum. Belki anlamaz mıyım? Benim de gazetecilik geçmişim var. Bir 4 dakikayla sınırlı tutarak sizden soracağım. Meslektaşıma tamam, da zaman kalsın diye. Tabii. Özellikle Avrupa boyutundan değerlendirmenizi isteyeceğim. Avrupa'da biraz sıkışınca Türkiye, Doğu Akdeniz'de de Yunanistan'da da işte geri adımlar atmaya başladı. Göçmen tehdidinde de artık eskisi gibi ey Avrupa diyen şeyler duymuyoruz, ama Avrupa'da da gerçekten yani çok ciddi halde bir artık çok bariz çıkarcı politikalar var. Yani bir değerler manzumesi üzerinden gitmiyor Avrupa. Bizzat kendi kurumların, işte AİHM'le ilgili örnek verdiniz. Onların uygulanmamasında bile bir yaptırıma gitmiyor. Bu tabloyu biraz yorumlamanızı isteyeceğim. Mümkünse kısa. Tamam. Yani Avrupa'da tabii bir haklar manzumesi, böyle bir birliktelik var. Ama aynı zamanda bir ticari birliktelik de var. Yani ekonomik birlik aynı zamanda. Ve dolayısıyla kendi çıkarlarını düşünüp aynı zamanda kendi içe dönük uygulamalarını da gerçekleştiriyor. Ve aslında Avrupa'da da biz mesela sağın, işte aşırı milliyetçiliğin, faşist partilerin yer yer güçlendiğini ve merkez sağın bunu engellemeye çalıştığını da görüyoruz. Bu nedenle tabii ki göçmenlerle ilgili özellikle kriz söz konusu olduğu için bütün dünya aslında gerçekten insanları bu savaşlarla göçe zorladığı için Avrupa'nın oradaki tutumunun da riyakar olduğunu görüyoruz. Yani Türkiye'den buna yönelik bir pazarlık sesi geldiğinde hemen buna karşılık veriyor. Ben mesela 2 dönem Avrupa Konseyi üyeliği yaptım. Bu OHAL komisyonu o zaman kuruldu ve Avrupa Konseyi başkanıyla çok ciddi tartışmalarım olmuştu Jagland'la. Siz bunu kurdunuz ve aslında bu bir fren mekanizması Türkiye'de, tıpkı Anayasa Mahkemesi gibi demiştim. Ve bunun iyi bir şey olacağını düşünmeyin diye tartışmıştık. O çok iddialıydı. Ama gördü, ondan sonrasında seneler geçti ve OHAL komisyonu KHK'larla ilgili bir yani aslında mesele mahkemesinin önüne davaların gitmemesi, daha az gitmesiydi. Bunu aşamalardan geçirmekti. Şimdi yıllar sonra ilk defa aslında Selahattin Demirtaş kararında gerçekten önemli bir karar verdiğini görüyoruz. Yoksa o Cizre Bodrumları zamanında ben o kadar çok tanırım ki, yani oradan tek bir karar çıkmıştı o kadar uğraşıldığında. Şimdi bütün bunlar biraz siyasetin, dünya siyasetinin kirliliğini gösteren şeyler aslında ve o yüzden halkların daha çok, belki daha global modern terimle mücadelesine de ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Burada bir şey sadece bir de son olarak dikkat çekeyim. Aralık'ta Türkiye'yi de yakından ilgilendiren bir karara imza attı. Hani bütün bu çelişkilerin içerisinde Avrupa Birliği küresel insan hakları yaptırım rejimi. Ve bu AB üyesi ülkeler tarafından kabul edilerek yürürlüğe girdi. Ne demek bu? Bu gerçekten işte toplantı gösteri hakkı ihlali, işkence, sistematik kötü uygulamalar vesaire gibi konularda yaptırımlar getirebilir. Nasıl yaptırımlar? Malına el koymadan AB'ye girmesini yasaklama falan. Bir tür bu Amerika'nın neydi? Uygulamaları gibi, hani Süleyman Soylu ve Abdülhamit Gül'e yaptırımlar gelmişti. Hani bu olumlu bir şey olarak görülebilir ama biz mesela Erdoğan'ın son büyükelçilerle toplantısında AİHM kararını uygulayacak mısınız gibi bir sorunun sorulup sorulmadığını bilmiyoruz. Yani bu bizden, Erdoğan'dan çıkmıyorsa en azından onlardan çıkması lazım. Bunun söylenmesi lazım.
Şimdi Mart'ta şey var, Bakanlar Komitesi var. Orada neler olacağını bekliyoruz. Ama dediğim gibi bugün yeni bir nesil var dünyada ve kadınlar var dünyada. Yani militarizme karşı da o nasıl diyeyim, klasik siyaset yapma janjanlı ve işte o ordularca korumalarla siyaset yapma biçimlerine karşı da yeni bir gençlik var. Yani benim umudum oradadır, Kürt gençliğindedir, Türk gençliğindedir, İngiliz gençliğindedir. Yani ama bütün dünya gençliğinin ben daha farklı bir dünyayı gerçekleştireceğine inanıyorum. İster başörtülü, ister başörtüsüz fark etmez. Ali, son değerlendirmeyi senden alacağım ama mümkünse kısa. Bugün Amerikan İlerleme Merkezi, daha çok demokratlara yakın bir kesim, Süleyman Soylu'nun açıklaması üzerine sanki Süleyman Soylu, yani 15 Temmuz'u Amerikan yapmıştı deyince ABD'de cevap vermişti. Sanki Süleyman Soylu ABD'yle yakınlaşmayı, Avrupa ile yakınlaşmayı önlemek, özellikle Erdoğan'ı kendi sınırları içerisinde tutmak için yapmış şeklinde dedi, açıklama yaptılar. Bu tablo gerçekten bir iç çatışmanın, özellikle Süleyman Soylu'nun değiştirilmesi de öne çıkınca, çünkü çok da kriminal düşünen bir İçişleri Bakanı var. Hem bunu değerlendirmeni isteyeceğim, hem özellikle bu son gelişmeler ışığında bu tabloyu böyle kısaca özetlesem bize ABD'deki değişimden sonra. Yani Amerika'daki değişimin Türkiye'yi sıkıntıya sokacağı açık. Bunun temel sebebi şu, ama Amerikan politikalarının, temel tarihsel politikalarının değişimiyle ilgili değil. Bu 4 yıllık dönem içerisinde ekonomik ve siyasi, hatta psikolojik rüşvetlerle iş yapan, Amerika'nın da kendisine bela olarak gördüğü ama Amerika'nın geleceği açısından siyasal olarak da tehlikeli olabilecek bir figür vardı. Türkiye bunu nasıl diyelim, pragmatist karakterinden ötürü şimdiye kadar iyi kullanmayı başarmıştı. Ama bu devir artık değişecek. Yani tarihsel, siyasal büyük güçlerin yapılarıyla ilgili mekanizmalardan geçen kararlarla işler devam edecek. Bireysel, psikolojik, küçük güncel çıkarlarla değil. Ürkütücü gelen şu ana kadar bu. Bir de Trump deneyiminin Amerikalıları demokrasi fikrini nasıl dönüştüreceği ve uluslararası ortaklarına nasıl bakacağına yönelik bir değişimi gözlüyorlar. Ben tabii bunun Avrupa'yı da etkileme kabiliyeti olacağını düşünüyorum. Çünkü Trump'ın varlığı Avrupa'daki demokrasi yanlısı güçlerin mücadelesini de zayıflatan boyutlar içeriyordu. Bunu dönüştürme kabiliyeti var. Bunlar büyük fotoğraf üzerindeki eğilimler sadece. Ama pratikte şöyle bir şey var. Ben Süleyman Soylu'nun demokratik açılıma yönelik uluslararası sıkıştırmaya cevap mı veriyor? Yoksa pazarlık için önceden eli mi yükseltiyor? İkisinden hangisi olduğuna karar verebilecek durumda olmadığımızı düşünüyorum. Çünkü biz bu iktidarın bu türden taktik hamleleri yaptığını çok gördük. Ona uygun olan kişi Süleyman Soylu olabilir. Eğer bu türden Amerika'ya da posta konularak ve Avro-Amerikan dünyası dışındaki güçlerin yanına geçilerek, yani alınan S-400'lerden ötürü NATO'dan çıkıp işte Rusya, Çin vesaireye yakın yapılara geçme eğiliminin sembolü ise eğer, bunun çok uzun olmayan bir vadede sert çatışmalara yol açacağı kanaatindeyim. Yok eğer bu böyle değil de sadece taktikse, pazarlıklar olur. Süleyman Soylu sahnenin öbür tarafına geçer, yerine başkası konur. Biz bunu daha önceki iç siyasette görmüştük. Hatırlayın, 2013 çözüm sürecinden önce İdris Naim Şahin diye birisi vardı. Yani içinde Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan, herkes vardı içinde. Duruma göre çıkıp konuşuyordu. Ama birdenbire yok oldu. Çünkü çözüm sürecine geçirince artık o karaktere ihtiyaç yoktu. Dolayısıyla biz bunu bilmiyoruz ama kritik soru şudur. Türkiye gerçekten demokrasi eğilimindeki, yani Avrupa'nın demokratik, Avro-Amerikan dünyasının demokrasi güçleriyle ortak hareket mi edecek? Yoksa buradan uzaklaşıp kendi çizgisini savaşçı, çatışmacı, militarist, Rusya'yı, Çin'i model alan yapıya mı geçecek? Tabii bunu model alabilmesi için Rusya gibi askeri ve doğalgaz kaynağına ya da Çin gibi yine askeri doğalgaz ve toplumsal örgütlenme kaynağına sahip olmanız lazım. Bunların hiçbiri yokken bu şekilde bütün dünyaya kafa tutacak pozisyonlara geçemezsiniz. Ben şu anda bu pazarlığı Ankara'nın yapmak üzere bu eli yükselttiği kanaatindeyim. Henüz bir çatışmayı bize göstermiyor ama çatışmayı bize kısa süre içerisinde gösterecekler. Ben daha çok ekonomik alanına
bakılması gerektiğini düşünüyorum. TÜSİAD'dan ne zaman şu andakinden farklı bir ses çıkarsa kavga o zaman başlamış demektir benim kanaatime göre. Peki. Çok teşekkür edeyim önce sizlere. Abdülbaki Bey, Filiz Hanım ve Ali Duran Topuz. Sağ olun, görüşlerinizi izleyicilerimizle paylaştınız. Evet sevgili izleyiciler, bir medya haberde gündemin daha sonuna geldik. Gelecek medya haberde gündemlerde buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.